Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hekimlikte şiddet durumunda başvuracak yolları objektif bir şekilde inceleyebileceğimiz bir etkinlikle karşınızdayız. Etkinliğimizin de konuğu olarak avukat doktor Neval Yılmaz aramızda. Kendisine davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisi hem Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun hem de Hukuk Fakültesinden mezun ve aynı zamanda doktora programına devam etmekte. Kısaca ben sizi tanıttım hocam. Sözü yavaştan size bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerin bu daveti için çok teşekkürler. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Bu akşam sağlıklı şiddet konuşacağız. Maalesef her gün yeni bir şiddet haberi duyuyoruz. Dün akşam geç vakitlere kadar Ankara'da olan bir olayla ilgilendik. Bir nöroloji uzmanı, kadın doktor arkadaşımız biliyorsunuz darp edildi. Poliklinik yaptığı sırada doktor hanım da bana ulaştı, kendisiyle görüştük. Neler yapması gerektiğini ilk aşamada yol göstermeye çalıştım, neler yapması gerektiği konusunda. Ama çok üzücü, gün geçmiyor ki bir şey duymayalım. O yüzden hekimlerin ve sizler gibi gelecekteki hekimlerin bu konularda bilgilenmesi, neler yapılması gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bir takım slaytlar eşliğinde size bunu anlatmak istiyorum. Ekran paylaşımını açabilir misiniz benim için lütfen? Şu an sizi co-host yaptım, paylaşabilirsiniz. Tamam. Paylaşıldı mı? Siz gövde görünüyor mu? Evet, şu an görüyorum. Eğer slaytlar ilerlemezse lütfen beni uyarın, olur mu? Tamamdır hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam tabii sağlıkta şiddet deyince bir sürü şey konuşabiliriz. Sebeplerini konuşabiliriz, sonuçlarını konuşabiliriz, bunun etkilerini konuşabiliriz. Ama ben bu akşam sizlere şiddet karşısında hak arama yollarını anlatmak istedim. Neden bunu anlatmak istedim? Çünkü buna büyük bir ihtiyaç var. Hekim arkadaşlarımızın çoğu şiddete uğradıklarında neler yapacaklarını çok net bilmiyorlar. Haklarını, kendilerine kanunda tanınan ayrıcalıkları genelde bilmiyorlar. İşin hukuk boyutunu ya da kolluk boyutunu yapan kişilerde de bu bilgi eksikliği olunca iş tamamen çıkmaza giriyor. Bakın bu çok güzel bir afiş. Ben veterinerime saldırmıyorum. Sen de saldırma tabii ki anlayana. Yine birkaç hafta önce sosyal Hocam medyada araya çok giriyorum, pardon. çok pardon. Slide ilerlemiyor. Hala küçülttüm. Şimdi ilerledi galiba. Şimdi Siz ayılı posteri buradan, görüyor musunuz? evet, şu an görüyoruz. Galiba siz slide gösterisine geçince ilerlemiyor. Bu şekilde Şimdi ilerliyor. bir sonraki slayta geçtim, görüyor musunuz? Evet, şu an gözüküyor. Tamam, Tweetler. o zaman böyle devam edelim. Bunun sebebini çözemedim. Geçen gün başka bir sunumda da aynı şey oldu. Bu sosyal medyada sanıyorum geçtiğimiz haftalarda gördünüz, hastanede tomografi cihazı çalışmadığı için ateş etmişler cihaza. Bu da hekim arkadaşların tweetleri. Bu hekime şiddet olaylarından sonra benzer şeyleri hekimler için yazıyorlar maalesef sosyal medyada. Yok efendim çok egoluymuş, yok mutlaka hak etmiştir, yok bu şiddet üzerine akıllanmıştır gibi lafları maalesef hekimler için yazan vatandaşlar oluyor. Hekim arkadaşlar da ironi yapıp bu aynı sözleri bilgisayarı tomografi cihazı için yazmışlardır. Akıllanmıştır artık, radyasyon yaymaz gibi. Bu şiddetin rakamlarına bakınca, bir sonraki slayta geçtik, siz de görünüyor sanıyorum. Rakamlarına bakınca gerçekten rakamlar büyük. Geçtiğimiz yıl 2021 yılında 364 tane şiddet olayı gerçekleşmiş. Yani günde bir olay, her gün bir vaka duyuyoruz derken çok da abartmıyoruz. Ve bununla alakalı olarak 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı olmuş. Ve bunlarda çok büyük bir oranda hem sözlü hem fiili şiddet, yani darp söz konusu. Diğer rakamları çok tek tek incelemeyeceğim ama gerçekten inanılmaz, kabul edilemez rakamlar. Şimdi ben hem hekim hem avukat olmam sebebiyle sosyal medyada
hem hekim gruplarını hem avukat gruplarını takip ediyorum arkadaşlar. Avukat gruplarında yapılan tıbbi paylaşımlar, tabii avukatlarda herkes bir fikir ileri sürüyor. Bir sağlıkla ilgili bir şey soruyor, herkes bir şey söylüyor ama temelde bilgi olmayınca konu çok yanlış yerlere gidiyor. Mesela bakın, bu bir yine avukat grubundan paylaşım. Bu el bir avukat hanımın eli. Diyor ki, arkadaşlar görüntüler için özür dilerim. Elimi kestim. Şarıl şarıl kan akıyor, bir türlü dinmiyor. Acaba ne yapmak lazım? Acaba en kötü ne olabilir? Bu nedir diye sormuş. Tabii ki elinizi kestiyseniz ne yapacaksınız? Dezenfekte edip ondan sonra bir şeyle sarıp bastıracaksınız ve 15-20 dakikada tabii ki kesiğin derinliğine göre bir daha kaldırıp ona bakmayıp pıhtılaşmasını sağlayacaksınız kanın. Fakat kendisi hiçbir şey yapmayıp açıkta bırakıp fotoğraf çekmeyi tercih etmiş. Sonra gelen yorumlara bakın. Yorumlarda diyor ki birisi, hemofili de olabilir, şeker olabilir, diyabet testi yaptırmanızı öneririm. Bir an önce şekere baktırın diyen var. Tabii ki bunlar son derece alakasız ve yanlış yorumlar. Ben orada araya girip diyorum ki, kan sulandırıcı kullanmıyorsanız pıhtılaşmasına ilişkin test yaptırın. Havluyla sarıp 10-15 dakika bastırın. Ondan sonra yine hemofili diye ısrar ediyorlar. Biliyorsunuz hemofili kadınlarda olduğu zaman öldürücü bir hastalık. Kadının ilk adet kanamasında ölümüne sebep olan bir hastalık. Dolayısıyla yetişkin 40 yaşlarında bir kadında hemofili teşhisi konulamaz. Bunu yapılan yorumların ne kadar yanlış olduğunu size göstermek için sergiledim. Bunun şiddetle ne alakası var diyeceksiniz. Bakın, bir başka Facebook'ta bir başka hekim grubu ve burada sağlıkta şiddetle ilgili bir paylaşım var ve hekimlerin sağlıkta şiddetle ilgili yorumları da aynen avukatların sağlıkla ilgili yorumları kadar yanlış ve alakasız. Burada diyor ki bir doktor arkadaş, hasta yakını ya da hasta size saldırsa da şikayetçi olmayın. Rezalete bak. Hasta yakını elinde sopayla bana saldırıyor. Araya girenler olmasa beni dövecek. Ben sinirle odadan fincan fırlatıyorum. Şikayetçi olan, polis çağıran, karakola giden ben oluyorum. Sonuç bugün açıklandı. İkimize de 84 gün idari para cezası, yanlış söylemiş, adli para cezası. Onunki ekonomik durumuna göre 1600, benimki 4200, şaka gibi ya. Şimdi bu olayı irdeleyelim. Ne olmuş? Hasta ya da hasta yakını üzerine yürümüş doktorun, sonra araya girip uzaklaştırmışlar. Adam dışarı çıkarken bizim doktor arkadan fincan fırlatmış. Şimdi ne oluyor? Adam uzaklaşıyor, artık gidiyor. Giderken siz fincan fırlatırsanız siz de yeni bir saldırıda bulunmuş oluyorsunuz hastaya ya da hasta yakınına. Dolayısıyla karşılıklı şikayetçi olunmuş ve her iki tarafta yargılanmış ve bu adli para cezası kişinin ekonomik durumuna göre belirlenen bir şeydir. Elbette ki hekiminki daha yüksek olduğu için geliri, ona daha fazla ceza verilmiş. Dolayısıyla buradaki olay hekim açısından tamamen yanlış. Eğer saldırı anında bir kendisini korusa sıkıntı yok ama hasta dönüp giderken, oradan uzaklaştırılırken fincan fırlatmak yanlış bir hareket. Bakın diğer doktorların buna nasıl tepki gösterdiğine bakın. Bir tanesi diyor ki, itiraz yolu vardır doktor hanım. Ayrıca ikinci kez şikayet edilirlerse ceza alıyorlar. İkinci kez şikayet edilince ceza almak diye bir şey yok. Bir başkası diyor ki, 4200'e o hasta yakını ne dövdürülürdü? Tabii ki bu da çok yanlış bir yaklaşım. Böyle bir şey olabilir mi? Yeni bir suç işleniyor yine eğer bunu yaparsanız. Bir başka arkadaş diyor ki, peşin verilmiş karar, ölsek de kalsak da aynı değişmiyor sonuç. Hayır. Hukuken fincan fırlatmak yanlış bir davranış. Devam ediyoruz yorumlara. Bir tanesi diyor ki, saçmalık, siz durduk yerde bir şey yapmıyorsunuz ki, kendinizi savunmak da suç. Yanlış. Kendinizi uzaklaşan birinin arkasından fincan fırlatarak savunamazsınız. Birazdan meşru müdafaa nedir, koşulları nedir konuşacağız. Bir başkası da diyor ki, vallahi kavga çıkarsa monitörü koyarım kafasına diyordum, kendi kafama atayım bari. Tabii ki saldıran kişi monitörle saldırmak da çok mantıklı bir çözüm değil. Slaytlar ilerliyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam, hiçbir problem yok. Tamam. Tabii bu sağlıkta şiddet çok konuşulan bir konu. Birçok işte etkinlikler düzenleniyor, sloganlar hazırlanıyor, posterler hazırlanıyor. Ama esas önemli olan bu konuda ciddi adımlar atılması.
Çoğu zaman atılan adımlar da hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Bakın burada benim gibi tıptan sonra hukuk eğitimi almış arkadaşlarımızla kurduğumuz Hukukçu Hekimler Enstitüsü Derneği var. Ben de o derneğin hem kurucu üyesiyim hem de genel sekreterliği görevini yapıyorum 4 yıldır. Bir hekim İstanbul'da birkaç yıl önce görevi başında poliklinikte bir hasta tarafından öldürüldü. Ateşle silah yaralanması sonucu öldü. Ve bu hekimin haberini altında Facebook'ta bir haber sayfasında bu ölüm haberinin altına çok yakışıksız, çok çirkin yorumlar yapılmıştı kişiler tarafından. Biz bunları tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukukçu Hekimler Enstitüsü olarak bu dediğim olay ne zaman olmuş? 2000 tarih burada vardır. 2019'da olmuş. Ne oldu? Biz Ankara'da savcılığa şikayette bulunduk. Bir yıl sonra savcılık yetkisizlik kararı verdi. Buna İstanbul bakması gerekir dedi anlaşılmaz bir şekilde. Ve dosya İstanbul'a gitti. Bir daha da bir haber alamadık. Yani şeyde bu şiddet olaylarında hukuki süreçlerde çok fazla amacına ulaşamıyor maalesef. Şimdi sağlık çalışanın şiddet karşısında ne gibi hak arama yolları var? Bir kere ceza davasına katılma hakkı var. Tazminat isteme hakkı var. Hizmetten çekilme hakkı var ve bir de meşru müdafaa olarak bilinen yasal savunma hakkı var. Şimdi bunlara yavaş yavaş birlikte göz atalım. Ceza davasına katılma hakkı sadece bu şiddette değil, her zaman için size karşı bir suç işlenmişse her zaman için sizin o davaya katılma hakkınız var. Şimdi ceza davası dediğimiz şeyin iki aşaması var. Bir soruşturma aşaması, savcı tarafından yürütülen, bir de kovuşturma aşaması var. Bu da mahkeme tarafından yürütülen aşama. Şimdi soruşturma evresinde siz saldırıya uğradınız, savcılığa işte şikayette bulundunuz, savcı dosya açtı. Ne haklarınız var? Savcıdan delillerin toplanmasını isteme hakkınız var. Dosyadan belge isteme hakkınız var. Vekiliniz aracılığıyla yani avukatınız aracılığıyla dosyayı inceleme, muhafaza altına alınan eşyayı inceleme hakkınız var. Ve eğer sonuç beğendiğiniz gibi olmazsa, takipsizlik kararı verilirse o zaman buna itiraz hakkınız var. Dolayısıyla tamamen konuya yabancı kalmıyorsunuz. İtiraz dediğimiz şey nasıl oluyor? Savcı eğer yeterince güçlü kanıt bulamazsa dava açmak için o zaman kamuoyunda takipsizlik kararı olarak bilinen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriyor ve bunu size tebliğ ediyor. Tebligattan itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz hakkınız var. Bir dilekçe veriyorsunuz. Ben bu karara itiraz ediyorum. Hukuka uygun değildir diyorsunuz ve dosya yeniden inceleniyor. Bu kullanılması gereken bir hak diye düşünüyorum. Bunu söyledik. Daha sonra diyelim ki savcı yeterli kanıt buldu, iddianame hazırladı. İddianame dediğimiz belge ne? Orada işte falanca kişi şu kanunun şu maddelerine göre şu suçları işlemiştir. Şu cezalar verilerek yargılanması diye bir metin bu mahkemeye gönderiliyor. Mahkeme bunu kabul edince yargılama evresi, kovuşturma evresi başlıyor. Şimdi bu kovuşturma evresinde de sizin rolünüz olabilir. Nasıl olacak? Bir kere siz duruşmadan mutlaka haberdar edilirsiniz. İsterseniz açılan dava kamu davasıdır. Ama siz bu davaya katılabilirsiniz. Yani taraf olabilirsiniz. Ve taraf olduğunuz anda oradaki belgeleri inceleyebilirsiniz. İstediğiniz tanıkların dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Ve de dava sonuçlandı. Sonucu yine beğenmediniz. Cezayı az buldunuz ya da hiç ceza verilmedi. O zaman da kanun yollarına yani istinaf, temyiz haklarını kullanabilirsiniz. Kanun yollarına başvurabilirsiniz. Dolayısıyla bu katılma işi de önemli. Kamu davası nasıl katılıyorsunuz? Ya duruşmaya gidip ben bu davaya katılmak istiyorum, taraf olmak istiyorum diyorsunuz ya da mahkemeye bir dilekçe veriyorsunuz. Dilekçede de yine ben katılmak istiyorum diyorsunuz. Zaten eğer mağdursanız, saldırılan kişi sizseniz mahkeme katılma talebinizi kabul edecektir. Bir takım özel düzenlemeler var. Sağlıkta şiddetle savaşmak amaçlı. Fakat maalesef ne hekim arkadaşlar ne de hukuk uygulayıcıları
bu düzenlemeleri iyi bilmiyorlar, haberdar değiller. Çünkü ceza yargılamasına ait olan bu düzenlemeler maalesef ceza kanununda düzenlenmemiş. 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanununda düzenlenmiş. Ben o sebepten hukukçuların da bunu uygulamada çok fazla kullanamadıklarını düşünüyorum. Şimdi bu söylediğim kanunun 12. maddesi, bakın 2014 yılında eklenmiş. Ne diyor? Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır. Şimdi bunu şöyle açıklayayım size. Her suç işleyen biliyorsunuz tutuklanmıyor. Tutuklama bir ceza değildir, bir tedbirdir. Ne zaman tutuklanır bir kişi? İşte delilleri karartma ihtimali varsa, kaçma ihtimali varsa ve kanunda, ceza kanununda tutuklama nedenleri tek tek sayılmıştır. Dolayısıyla hani çoğu zaman kamuoyu isyan ediyor, bu adam neden tutuklanmadı, serbest bırakıldı diye. Tutuklama istisnadır. Kural tutuksuz yargılamadır. Fakat burada çok esasında önemli bir düzenleme var. Diyor ki, sağlık kuruluşlarında görev yapanlara karşı işlenen kasten yaralama suçu, bu doktorlar, hemşireler darp ediliyorlar ya, ondan bahsediyor. Tutuklama nedenidir diyor. Peki biz günlük hayatta kaç defa görüyoruz bu doktora, sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin tutuklandığını? Çok ender görüyoruz. Bu maalesef güzel bir düzenleme ama uygulamada çok fazla yerine getirilmeyen bir düzenleme. Onun için önemli olan konu şu, ben istiyorum ki sağlık çalışanları ve hekim arkadaşlarım bilsinler böyle bir düzenleme olduğunu ve kendilerine saldıran saldırganın tutuklanması için bastırsınlar. Bir başka önemli düzenlemede yine aynı temel sağlık hizmetleri temel kanununda düzenlenmiş bir başka düzenleme şu, diyor ki özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Devlet hastanesinde, üniversite hastanesinde de çalışıyorsanız kamu görevlisisiniz. Ceza kanunu bakımından. Özel hastanede çalışıyorsanız da ceza kanunu bakımından kamu görevlisisiniz. Bu çok önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Çünkü kamu görevlisine karşı işlenen suçlarda cezalar, yaptırımlar hep daha ağırdır. İşte normalde ceza 3 aydan 6 aya kadarsa kamu görevlisine 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasıysa kamu görevlisine karşı işlendiği zaman 1 yıldan 2 yıla kadar olabilir. Dolayısıyla ister özel bir sağlık kuruluşunda, ister bir resmi sağlık kuruluşunda görev yapın, sağlık personeli olarak, hekim olarak şiddete maruz kaldığınızda o kişi kamu görevlisine karşı işlenen suçlar bakımından ceza alacak, alacağı ceza daha ağır olacak. Bir başka önemli düzenleme var ve bu düzenlemeyi de pek çok hekim arkadaş bilmiyor. Şimdi bir şiddet olayı oluyor, hekim tarafı, işte sağlık personeli tarafı şikayetçi ama ne yapıyor kolluk? Polis geliyor, herkes karakola gelsin, karakolda ifadenizi alacağım diyor. Arkadaşlar bunu yapmayın, bunu kabul etmeyin. Neden? Çünkü kanundaki düzenlemeye göre müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesi iş yerinde alınır. Yani polis hastaneye gelecek, hastanede sizin ifadelerinizi alacak. İster tanık olun, ister şikayetçi olun. Karakola gitmenize gerek yok. Pek çok hekim bunu bilmediği için işlerini güçlerini bırakıp bir de karakola gidip bir de orada zaman kaybedip mağdur oluyorlar. Artı bir de hastanedeki işleri de aksıyor. Sağlık hizmetinin sunumu da, sunuluşu da aksıyor. Bu da tabii istenmeyen bir durum sonuçta. Şimdi bir başka konu daha var. Buna geçmeden önce ben beyaz koddan bahsetmek istiyorum. Beyaz kod uygulamasını hepiniz duymuşsunuzdur. Nedir bu beyaz kod uygulaması?
Beyaz kod uygulaması, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması durumunda belli bir mekanizmaları otomatik olarak harekete geçiren bir sistem, bir mekanizma. Bir şiddet durumu olduğu zaman sağlık kuruluşunda siz hemen bütün hastanelerde aynı şekilde ayarlanmış olan şiddet hattını arıyorsunuz. 1-1-1-1, 4 tane 1. 1-1-1'i aramakla beyaz kodu vermiş oluyorsunuz ve güvenlik ekibi derhal yanınıza gelerek, bulunduğunuz noktaya gelerek saldırganları uzaklaştırıyor, kontrol altına alıyor, kolluk kuvvetinin gelmesini sağlıyor. Bu arada şiddete uğrayan kişi olarak sizin bir de Sağlık Bakanlığı'na beyaz kod bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya 183 numaralı telefonu arıyorsunuz ya da Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden ilgili sayfaya giriyorsunuz. Bu aşamada 3 tane belge doldurmanız lazım. Bir tanesi beyaz kod bildirim formu. Bir tanesi tutanak. Tutanakta ne gibi bilgiler var? Olayın tarihi, saati, olayın ne olduğu, kimlerin karıştığı, saldırgan kim, şiddete uğrayan, şiddete maruz kalan kim, tanıklar varsa tanıklar ve olayın özünü kısaca açıklamanız lazım. Bu tutanak da önemli. Bir de bir onam formu dolduruyorsunuz. Onam formun için yine bu sağlıkta şiddetle mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler arasında hastanelerde şiddetle mücadeleyi önlemek üzere komisyonlar var. Bu komisyonlar ne yapıyorlar? Olan şiddet olaylarını incelemeye alıyorlar ve nasıl önlenebilirdi? Bunun üzerinde daha iyi, ne gibi iyileştirmeler yapılabilir diye tabii isimleri kapatarak, anonimleştirerek olayları inceliyorlar. İşte onam formunu da onun için veriyorsunuz. Sizin karıştığınız olayın anonimleştirilerek komisyon tarafından incelenmesi. Sizi doğrudan ilgilendiren bir şey yok ama gelecekteki olayları önlemek açısından yapılan bir çalışma. Bu 3 formunuzu doldurdunuz. Burada bildirim formunda yapmanız gereken çok önemli başka bir şeyi eklemeniz gereken bilgi şu. Sağlık Bakanlığı'ndan hukuki yardım yani avukat yardımı talep etmelisiniz. Eğer siz hukuki yardım talep etmezseniz Sağlık Bakanlığı size avukat göndermiyor. Çünkü kanundaki düzenleme böyle arkadaşlar. Bakın 663 sayılı sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararname var. Burada hukuki yardım konusunda şöyle diyor. Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlık ve bağlı kuruluşlarca hukuki yardım yapılır. Burada iki önemli nokta var bakın. Bir tanesi ceza hukuku kapsamında yani siz savcı karakola şikayette bulundunuz, savcı soruşturma yaptı ya o kısım için hukuki yardım var ve personelin talebi üzerine diyor. Eğer siz talepte bulunmazsanız size hukuki yardım yani avukat desteği gelmiyor. Eğer üniversite hastanesinde bu olay olmuşsa ister devlet üniversitesi ister vakıf üniversitesi olsun bu hukuki yardımı yine talep etmeniz lazım. Bu sefer artık bakanlıktan ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nden değil bu avukat desteği rektörlükten geliyor. Rektörlüğün hukuk müşavirliğinden geliyor ama mutlaka ve mutlaka talep edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine bakın Sağlık Bakanlığı personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardımın usul ve esasları hakkında yönetmelikte ne diyor? Burada da diyor ki yine ceza hukuku kapsamında burada aile hekimlerini de katmış. Aile hekimleri de aynı şeyden yararlanabiliyorlar. Fakat bu yardım sadece ceza hukuku kapsamında. Bunu neden söylüyorum? Siz size saldıranlardan manevi tazminat mesela talep edebilirsiniz ya da bazı zararlarınız maddi zararlarınız oluşmuşsa maddi tazminat talep edebilirsiniz ama tazminat davası için bakanlık avukat desteği sağlamıyor sadece ceza soruşturması ve ceza kovuşturması için
Yani sadece şikayetler için tazminat davalarına hukuki destek maalesef yok. Bence eksik bir düzenleme. Evet. Yine burada bakın aynı yönetmelikte yine vurgulanmış. Mutlaka kişinin ya da kanuni mirasçıların talepte bulunması lazım. Yani siz öldünüz, Allah korusun, saldırıya uğradınız. Hukuki destek için mirasçılarınız talepte bulunacak. Talepte bulunmazsanız ölüm durumunda dahi bu avukatlık hizmeti maalesef sunulmuyor. Bir de bunun bir koşulu var. Diyor ki ilgili personelin avukat hizmeti sunulması için ilgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda olmaması. Bu ne demek? Bu şiddet olayları genelde kavga şeklinde tabii gelişiyor. Baştan bir hasta yükseliyor, ondan sonra karşı tarafta yükseliyor. Deminki örneği hatırlayın, fincan fırlatma hikayesini. Fincan fırlatan hekim de tabii ki soruşturma safhasında şüpheli oluyor. Kovuşturma safhasında sanık oluyor. Bakanlık diyor ki, ben diyor sana hukuki yardımı sadece mağdur olduğun kısım için veririm. Eğer senden de şikayetçiyse karşı taraf ve sen yargılanacaksan, o zaman o kısım için savunmanı kendin yapmalısın ve kendi avukatın olmalı. O kısım için ben sana hukuki destek vermiyorum. Bunun da yine yanlış bir uygulama olduğu görüşündeyim. Bu bildirim ve kayıt sistemi çok önemli değil. Talepte bulunmasının hakkında konuştuk. Konuşmadığımız kısımları hızlıca şey yapalım. Bu tazminat konusuna gelince arkadaşlar borçlar kanununa göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren kişi bu zararı gidermekle yükümlü. Bu genel bir kural. Birine zarar verdiyseniz bu zararı gidereceksiniz. Tabii ki bu sağlıkta şiddet olaylarında da sağlık çalışanına ya da hekime resmen bir zarar veriliyor. Mesela şeyi hatırlayın yine bir iki ay önce gebe hemşirenin yerlerde sürüklenip tekmelenmesi olayını hatırlayın. Ne kadar büyük manevi bir zarar ve belki sağlık alanında ekstra tedaviler de gerekti. Maddi zarar da oluştu. Şimdi Borçlar Kanunu 53. maddesi diyor ki ölüm halinde uğranılan zararlar, cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ve çalışma gücün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. Bunların hepsinin talep edilmesi mümkün. Bedensel zararlara da size çok dramatik şey örneğini vereyim. Sanıyorum bir sene kadar önce bir ortopedi asistanına bıçakla saldırdı bir hasta yakını. Ve parmaklarının tendonları kesildi genç meslektaşımızın. Ve maalesef artık ortopedide uzmanlık eğitimini sürdüremez hale geldi. En son kararı ne bilmiyorum. En son bir yerde okuduğumda hekimlikten de artık soğuduğunu, hekimlik yapmayı bile düşünmediğini söylemişti. Tabii bu ne kadar geleceğe de yönelik, ne kadar büyük bir maddi zarar. Böyle bir durumda neler talep edilebiliyor tazminat olarak? Tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. Tabii bedensel bütünlük zedelenince bir de manevi tazminat da söz konusu olabiliyor. Ağır bedensel zarar ya da ölüm varsa bu kişinin yakınları da manevi tazminat isteyebiliyor. Bunlar hep talep edilebilecek şeyler. Yine bu medeni kanundan şeyle ilgili. Şimdi hizmetten çekilme konusunda da sizi biraz bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Hasta size şiddet uyguladı ya da hastanın yakınları size şiddet uyguladı. O koşullar altında tedaviye devam etmek zorunda mısınız? Yani böyle bir şey bir insandan beklenebilir mi? Size saldıran kişiye tedavisini sürdürmeli misiniz? Bu çok da sorulan ve çok kafa karıştıran bir soru. Arkadaşlar tıbbi deontoloji tüzüğünün 18. ve 19. maddelerinde bu konu düzenlenmiş. Şimdi maddelere bakacak olursak 18. madde diyor ki tabip ve diş tabibi acil yardım,
resmi veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir. Şimdi mesleki sebep ne olabilir? Mesela işte uzmanlık alanınıza girmeyen bir konudur. Uzmanlık alanınıza girer ama çok komplike bir operasyondur. Siz henüz onu yapma konusunda yetkin değilsinizdir, yapmak istemezsiniz. Ya da bulunduğunuz hastanede onun için gerekli araç gereç yoktur. Hastayı o zaman kabul etmeyebilirsiniz. Şahsi sebepler diyor. İşte şahsi sebepler size şiddet uygulayan kişiye, kişinin tedavisini sürdürmek zorunda değilsiniz. Ya da yakınları şiddet uyguladı, tedavisini sürdürmek zorunda değilsiniz. 19. maddede de bunu nasıl yapılabileceği söyleniyor. Diyor ki mesleki ve şahsi sebeplerle tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Ancak bu gibi hallerde diğer bir meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkan verecek zamanı evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şarttır. Tabii burada şiddetten bahsetmiyor, bu genel bir düzenleme. Hastanın bırakılması halinde hayatının tehlikeye düşmesi veya sıhhatinin zarara uğraması muhtemel ise diğer bir meslektaş temin edilmedikçe hastayı terk edemez. Hastayı bu surette terk eden tabip veya diş tabibi lüzum gördüğü veya hasta tarafından talep edildiği takdirde tedavi zamanına ait müşahede notlarını verir. Bu genel bir düzenleme, ille de şiddet olmasına gerek yok. Hastanın tedavisini bırakacaksanız bir kere acil bir durum söz konusu olmayacak, hayati bir tehlike söz konusu olmayacak. Bir başka meslektaş tedaviyi sizden devralacak ve hastanın dosyasında o meslektaşınıza devredeceksiniz. Bu koşullarla hizmetten çekilmek mümkün. Burada yine hasta ve çalışan güvenliğin sağlanmasına dair yönetmelik var. Dediğim gibi burada çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesi, düzenlemeler, raporların hazırlanması gibi düzenlemeler var. Kodlu, beyaz kod uygulamaları var. Çalışan Güvenliği Komitesi, demin dedim ya, onam formu imzalamanız gerekiyor. İşte bu Çalışan Güvenliği Komitesi'nin çalışmaları için. Bu hizmetten çekilme şiddet durumunda özel olarak düzenlenmiş bir genelgeyle, esasında keşke bunlar hep kanunla düzenlense. Bakın, şiddet durumunda nasıl yapmak lazım? Size şiddet uygulandı, hizmetten çekilme talebinde bulunabiliyorsunuz. Nasıl bulunacaksınız? Kurum tarafından belirlenen yönetici diyor. Bu genellikle başhekimdir ya da başhekim yardımcısıdır. Sözlü veya yazılı olarak siz, bu hasta bana şiddet uyguladı, ben bu hastanın tedavisinden çekilmek istiyorum diyeceksiniz. Yönetici bunu derhal değerlendirecek tabii beklemeden anında değerlendirecek ve karar verecek. Eğer sizin talebinizin uygun olduğunu, yerinde olduğunu düşünürse o zaman hastayı tedavi edecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek ve hastayı sizin elinizden alacak. Yani hastayı devralacak kişiyi şiddete uğrayan hekimin belirlemesine gerek yok. Bunu yönetici yapacak. Aile hekimleriyle ilgili güzel bir uygulama var yine şiddet durumunda. Aile hekimleri de arkadaşlar, ben onların hani bu şiddet uygulayanlar tarafından biraz korumasız görüldüğünü düşünüyorum. Küçük birimlerde hizmet veriyorlar ve inanılmaz bir iş yoğunlukları var. Çok sayıda aile hekimi arkadaşım da var. Onlardan da çok şeyler duyuyorum. Ve çok fazla şiddet olayı var. Çok fazla saldırılar oluyor. Düzenleme şöyle aile hekimliğine dair. Eğer şiddet olayı bir belgeyle belgelendirilmişse o zaman o kişinin mevcut aile hekiminden kaydı silinir. Çok yerinde bir uygulama. Sen hem hekime şiddet uygulayıp hem ondan hizmet almaya devam edemezsin kardeşim deniyor. Ve kendisi eğer aynı iş günü başka bir yere kayıt yaptırmazsa yine müdürlük hasta sayısı az olan bir aile hekimine kaydının yapılmasını sağlıyor. Gayet yerinde bir uygulama ama ben bu gibi idari yaptırımların anayasanın izin verdiği ölçülerde daha ağır koşullar getirmesini, daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini, daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de en son meşru müdafaa konusunu konuşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Dedik ya, fincan fırlattı, fincan fırlatmakla kendini mi savundu yoksa yeni bir saldırı mı yaptı? Bizim hekim arkadaşımız kendini savunduğunu düşünüyordu ama şimdi meşru müdafaanın tanımı kanunda yapılmış. Diyor ki,
Türk Ceza Kanunu 25. maddesi. Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Şimdi burada birkaç tane çok önemli anahtar kelime var. Bir kere saldırının o anda gerçekleşiyor olması lazım. Ya da hemen bir daha gerçekleşmesi kesin olmalı. Yani adam bizim fincan hikayesine dönelim, örnek olarak onu aldık madem. Hasta üzerine yürümüş, birileri araya girip hastayı uzaklaştırmış. Dolayısıyla saldırı sona ermiş. Artık ondan sonra sizin mağdur olarak yapacağınız hareketler meşru müdafaya girmiyor. Bir de orantılılık konusuna da değinmiş. Sizin meşru müdafaa için kullanacağınız metodun orantılı olması lazım. Adam geldi size diklendi, dik dik konuştu. Siz gidip onun kafasına işte şeyde yine diyor diye ben bilgisayar monitörünü kafasına geçirmeyi düşünüyordum diye. Birisi size yüksek sesle konuştu diye kafasına bilgisayar monitörünü geçiremezsiniz. Siz de en fazla uyarırsınız sözel olarak o şekilde konuşmamasını uyarırsınız. Birisi size vurdu diyelim ya da sizi iteledi. Kalkıp ateş edemezsiniz. Yani size olan saldırıyla sizin kendinizi korumak için yapacağınız işin birbiriyle orantılı olması gerekiyor arkadaşlar. İkinci maddede de diyor ki gerek kendine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşuluyla işlenen fiillerden dolayı faile zarar verilmez. Yine burada da ağır ve muhakkak bir tehlike olması lazım diyor ve kullanılan korunma yönteminin orantılı, tehlikenin ağırlığı ile orantılı olması gerekir diyor. Bunlar önemli detaylar. Tabii bir de sınırın aşılması durumu var. Bir heyecan, bir panik haline girip gereğinden fazla tepki göstermek de söz konusu. Bir kasıt olmaksızın yani yine kafasına bilgisayar şeysi geçirmek bayağı kasıtlı bir hareket de kasıt olmaksızın eğer heyecan, korku, telaş sebebiyle bu sınır aşılmışsa ceza verilmiyor. Eğer kasıt olmadan aşılmış ve fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa o zaman da yine cezada indirim yapılması mümkün. Yani bu meşru müdafaa düşündüğü kadar basit bir şey değil. Yine meşru müdafaa sırasında siz karşı tarafa bir takım zararlar verdiniz. Ne dedik? Zarar veren kişi bunun tazminatını ödemek zorunda. Ama meşru müdafaa sebebiyle bir zarar oluşmuşsa artık buradan bir zarardan sorumlu tutulmuyorsunuz. Tam da bugün arkadaşlar resmi gazetede Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yayınlandı şiddetle alakalı. Demin konuştuk ya Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda iki tane düzenleme var. Bunlardan bir tanesi dedik işte kamu görevlisi sayılması, diğeri de cezalarda indirim yapılmamasına ilişkin tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin. Şimdi şöyle bir dava görülüyor. O dava sırasında davanın tarafı diyor ki buradaki düzenleme anayasaya aykırıdır ve anayasa mahkemesine başvuruyor. Buna somut norm denetimi deniyor hukukta. Burada şimdi ilgili mevzuatın özel sağlık kurum ve kuruluşlarına görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen tehdit ve hakaret suçları bölümü yönünden cezaların arttırılmasına ve şartlar oluşsa dahi hapis cezasının ertelenmesinin uygulanmamasına dair hükümlerin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Bu gayet güzel bir gelişme. Geçen sene de geçtiğimiz Aralık ayında da yine bir karar Anayasa Mahkemesi'nden çıkmıştı. Bu da yine kasten yaralama ve hakaret suçlarında cezanın yarı oranında artırılması
ve hep hapis cezası ertelenmesi hükümlerinin kasten yaralama, tehdit, hakaret suçları yönünden uygulanmayacağını öngören kuralların anayasaya aykırı olmadığına yine karar vermişti. Ve Anayasa Mahkemesi diyor ki kurallarla getirilen daha ağır cezalandırma ve hapis cezasının ertelenmemesi belirtilen amacın gerçekleştirilmesinde elverişli, gerekli bir yoldur. Esasında tabii ki sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha kapsamlı yasalar çıkmalı. Daha kapsamlı yasa düzeyinde, hani bazı şeyler kararname düzeyinde, bazıları genelge düzeyinde, yönetmelik düzeyinde sağlıkta şiddet yasası çıkmalı. Yasal düzenlemeler yapılmalı ama bugünkü haliyle bile eğer kanundaki düzenlemeler güzel uygulansa, iyi uygulansa tabii ki hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız da bu sağlıkla alakalı olarak daha bilinçli olsalar daha farklı sonuçların alınabileceğini düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Sorularınızı seve seve cevaplarım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Paylaşımımızı da durduralım. Bu konuya ilişkin ve başka konulardaki sorularınız için bana tüm sosyal medyanın tüm mecralarında varım. Her zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sunumda. Ağzınıza sağlık. Çete soru formu atmıştık. Soru formumuza soru gelmedi. Belki buradan mikrofonu açıp sormak isteyenler olabilir. Benim kendimin iki sorusu var. Biri şiddetle alakalı, diğeri de malpraktis ile alakalı birazcık. Onları size sormak istiyorum. Birincisi beyaz kodla alakalı ben birkaç şey duymuştum. Mesela hekim olarak ben beyaz kod veriyorum ama bu galiba önce başhekime gidiyormuş ve başhekimin bu beyaz kodu iptal etme hakkı mı varmış? Böyle bir durum duymuştum. Doğru mu bu? Başhekim tarafından iptal olan bir beyaz kodda hekim olarak ben ne yapabilirim peki? Bunu merak ettim. Beyaz kodda dediğim gibi siz 1111 numaralı telefona telefon ettiğiniz anda güvenlik görevlileri harekete geçiriliyor. O somut olayı bilmek lazım. Başhekim yardımcısı neden durdurmuş, neden engellemiş, tam olarak konu neymiş? Esasında prosedürün içerisinde öyle bir şey yok. Ama acaba ne olmuş tam olarak onu bilmek lazım. Onun için çok yani prosedürün normalde beyaz kod verildiği anda tıkır tıkır işlemesi lazım. Başhekimin olaya dahil olduğu nokta demin de konuştuk. Hekim görevden çekilmek istediği anda bunu başhekime iletmesi lazım. Hastanenin yöneticisine o anda kimse yönetici. Ve başhekimin işte hizmetten çekilebilirsin falanca kişi devralacak ya da çekilemezsin devam edeceksin demesi lazım. Onun dışında bu güvenlik önlemlerinin alınması noktasında durdurma diye bir şey yok esasında. Somut olayda mutlaka başka detaylar vardır. Anladım. Bir de malpraktis konusunda bilmiyorum doğru mu ama bazı avukatlar çok ciddi böyle komplike ameliyatlarda hasta yakınlarına bu komplikasyonları malpraktis gibi gösterebiliriz şeklinde bazı şeyleri varmış. Bilmiyorum ne kadar doğru. Böyle bir şey var mı? Hiç karşılaştınız mı bu camiada peki? Bunu merak ettim. Şimdi isterseniz başka bir tarihte sizleri sıkmayalım üst üste olmasın ama başka bir tarihte malpraktis konusunda konuşalım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla demin konuştuk sizinle sağlık dersleriniz de yokmuş. Malpraktis konusunda da birazcık bilgiye sahip olsanız sizin açınızdan güzel olur diye düşünüyorum. Tamam. Bu malpraktis konusu tam bir kanayan yaraya dönüştü. Ben malpraktis davalarıyla primer olarak ilgileniyorum. Ve davaları %99'unda hekim savunması yapıyorum. Ve ben dediğiniz şekilde benzer olaylar çok fazla oluyor. Neden? 2010 yılında biliyorsunuz hekimler için zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulaması başladı. Bütün mezun olduğunuz anda siz o sigortayı yaptırmak zorundasınız. İster özelde çalışın, isterseniz devlette çalışın. Mutlaka o sigortanız olacak ve o sigorta belli bir orana kadar size açılan tazminat davalarında ödenecek tazminatları karşılıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Ama bu sigorta uygulaması başlayınca bir sürü insan bunu pay alınacak büyük bir pasta olarak görmeye başladı. Orada bir para var, biz de alalım. Ve ondan sonra patlar bir şekilde malpraktis davaları
açılmaya başladı. Elbette ki kötü niyetli, her meslekte kötü niyetli kişiler de var. Elbette ki hakkı yenen, işte zararı uğrayan hastanın zararı ödenmelidir. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Hak arama özgürlüğü de var. Ama ortada bir zarar olmasa dahi ya da zararın sebebi hekim olmasa dahi sırf o pastadan pay almak için maalesef bu davaları açan kötü niyetli meslektaşlarımız da var. Hatta hani hastanelere eleman gönderip problemli zor hastaları bulup onların ailelerini dava açmaya ikna eden meslektaşlarımız olduğunu da duyuyoruz. Komplikasyonu malpraksis gibi göstermek çok kolay bir şey değil. Ama pratikte ne oluyor? Hekim arkadaşlar bu konularda bilgi sahibi olmadıkları için, bu konuları biraz hafif gördükleri için, bu nasıl olsa komplikasyon, bundan bir şey çıkmaz diyorlar. Davayı çok iyi takip etmiyorlar. Savunmalarını çok net bir şekilde koymuyorlar ortaya. Dava başını alıp istenmeyen yönlere maalesef gidebiliyor. Yine her işin başı, ben birazcık eğitim takıntılı bir insanım. Eğitimin değerine çok inanıyorum. Çok şey kattığına inanıyorum. Her aşamada, herkese, her konuda. Yine bu malpraktis konusunda da hekimlerin biraz daha iyi bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Kendilerini nasıl savunacaklarını bilmeleri gerekiyor. Nasıl önlem alacaklarını, yani malpraktis iddiası ortaya çıkmadan önce ne önlemler alacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ama bu konu üzerinde de benden size söz, başka bir tarihte bununla alakalı konuşalım. Seve seve. Tamamdır hocam, çok teşekkürler. Başka sorusu olan varsa mikrofonu açıp sorabilir. İyi akşamlar hocam, ben de iki soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi hocam, hani bir doktora saldırılsa, hani elini falan, hani parmaklarını koparsa, hani anlatmışsınız o şekilde. Sonra ben ona tazminat davası açsam, o benim kazancıma göre mi tazminat ödüyor yoksa kendi kazancına göre mi? Sizin kazancınıza göre. Dedik ya, tazminatta, maddi tazminatta işte tedavi giderlerini talep edebilirsiniz. Kaybettiğiniz kazancı talep edebilirsiniz. O saldırıdan sonra artık eski işinizi yapamayıp daha az para kazandığınız bir işte çalışmak zorunda kalırsanız o aradaki farkı talep edebilirsiniz. Mesela ortopedi uzmanı örneğinde ortopedi uzmanı olarak artık çalışamayacak. Ortopedi uzmanının yıllık ortalama geliri bellidir. Atıyorum, diyelim ki asla hekimlik de yapamayacak, otobüs şoförlüğü yapmak zorunda kaldı ondan sonra. İşte o ortopedi uzmanı ile otobüs şoförünün arasındaki gelir farkını da ve bunu yıllara dağılmış olarak, emeklilik yaşına kadar dağılmış olarak o gelir farkını da talep edebilirsiniz. Sizin kaybettiğiniz kazancı talep ediyorsunuz, onun kazancını değil. Yani ikinci sorum da, hani mesela herhangi bir saldırı falan oluyor ya, hani onları biz saldırdıktan sonra, hani mesela gidip dava açıp hani zararı ya da bir şeyi karşılamak için mi dava açıyoruz? Bir şey olmadan önce, hani herhangi bir saldırı olmadan önce bir şey yapamaz mıyız? Saldırı olmadan önce ne yapabilirsiniz? Ortada bir problem yok zaten. Ha, mesela alışveriş merkezlerine girerken hani o elektrikli şeylerden geçiyorlar mesela. Adını unuttum şimdi de. Hani herhangi bir kesici delici aletle içeri giremiyor. Ama bu hastanelerdeki saldırıların hepsi kesici delici aletle de olmuyor. Tabii bir kısmı öyle oluyor, onda haklısınız. Sözde saldırı oluyor, yumruk atıyor. Mesela dünkü doktor hanımla konuştuk. Boğazını sıkmış, yere yatırmış, göğsüne oturmuş. Yani yine bunu yapan da bir kadın hasta. Kadın doktora, kadın hasta yapıyor. Esasında yani bir alete de ihtiyacı yok saldırmak isteyenin. Esasında tabii nasıl sağlıkta şiddeti nasıl önlenebileceği de ayrı bir sunum konusu. Çok önemli, üzerinde düşünülmesi lazım, üzerinde çalışılması lazım. Halkın eğitimi, hekimlerin, sağlık çalışanlarının eğitimi, iletişim becerileri her iki tarafında, hastanelerdeki koşullar, çalışma düzeni. Mesela bu şiddet olayları özel hastanede çok fazla görünmüyor. Devlet hastanelerinde daha çok görülüyor. Neden? Çünkü organizasyonla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. İşte 150 tane hasta aynı anda aynı noktaya geliyor. Oradan randevusunu alması gerekiyor da kendi hekimine yönlendirilmesi gerekiyor. Neden siz aynı 150 hastayı aynı anda aynı noktada topluyorsunuz?
Beşer dakika arayla çağırsanız belki öyle bir yığılma olmayacak ve ondan kaynaklanan şiddet olayları önlenmiş olacak. Yani bu şiddetin önlenmesi konusunda ne gibi önlemler alınabilir? Bu çok geniş, çok geniş bir konu. Bir sürü şey yapılabilir elbette. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Rica ederim. Hocam merhabalar. Benim bir sorum olacak. Tabii buyurun. Geçenlerde ya bu olay Amerika'da oluyor. Sağlıkla ilgili değil gerçi de. Bir barda bir adam kendini savunurken hani karşıdakine bir yumruk atıyor. Hani adam da kötü bir şekilde düşüp hayatını kaybediyor. Bu yüzden kendini savunan kişi hani birini öldürmekten dolayı hapse giriyor da hani Türkiye'de bu tarz yasa nasıl oluyor? Meşru müdafaya ilişkin slaytlar gösterdim ya. İşte oraya dahil. Ha yani eşit miktarda tepki verdiği. Orantılı bir tepki vermesi lazım. Ama ne dedik? Orantılı tepki vermiş ama sonuç çok ağır olmuş. O zaman ceza 1/3 oranında indiriliyor. Yine taksirle öldürme suçundan ceza alıyor ama meşru müdafaa sırasında taksirle öldürme suçu işlendiği için normalde taksirle öldürme suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapistir. Duruma göre hakim 2 yılla 6 yıl arasında bir hapis cezası verir. Ama eğer bu meşru müdafaa sırasında olmuşsa adam işte kafasını çarpmış, ondan ölmüş. O zaman bu verilen ceza 1/3 oranında indiriliyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hocam merhaba. Buyurun. Tazminat davası açmaktan bahsedilmişti ya, hastanın var olan tazminatı ödeyecek maddi durumu yoksa? Vallahi o artık icra hukukunun konusu. Tabii ki siz tazminat kazanabilirsiniz mahkemeden, daha sonra bunun icraya konularak o kişiden alınması söz konusu. Onun için de bir sürü metotlar var. İşte mal varlığı varsa onları haciz konup onların satışından gelen para size ödenebilir. Mal varlığı yoksa maaşına kısmen haciz konup sizin borcunuz ödenene kadar maaşının bir kısmına el konur gibi. Bazen de hiçbir şekilde tahsil kabiliyeti olmuyor. Yani hiçbir şekilde o alacağı tahsil etmek mümkün olmuyor. Onu o anda bilemezsiniz. Baştan onu bilmek mümkün değil zaten. Bu her türlü alacak için söz konusu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru var mı acaba? Galiba. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam hani mesela illa cezalar hani para falan cezası olmak yerine mesela hasta madem sürekli mesela gelip sürekli bir kavga çıkartıyorsa onu hani belli bir süre boyunca devlet hastanesinden yararlanması engellenemez mi? Şimdi esasında öyle çok güzel çözümler insanın aklına geliyor ama arkadaşlar, anayasada kişilerin sağlık hakkı düzenlenmiş. Devlet bütün vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak zorunda. Eğer bir kişinin parası yoksa siz sen devlet hastanesinden sağlık hizmeti alamazsın diye bir kısıtlama getiremezsiniz. Çünkü parası yoksa özel hastaneye gidemezse ölecek. Burada çatışan, birbiriyle yarışan haklar söz konusu oluyor. Bir yandan sağlık çalışanlarının korunmasını istiyorsunuz ama öbür yanda kişinin yaşam hakkı söz konusu. Ve yaşam hakkı bütün hakların üstünde, birçok farklı hak arasında yaşam hakkı en önemli hak. Dolayısıyla o noktada o gibi yaptırımlar uygulamak çok kolay değil. Onun yerine işte mesela bu verilen, dedik ya fincan fırlatma meselesinde adli para cezası iki tarafa da verilmiş. İşte orada hastaya verilen ceza asla paraya çevrilmemeli. Bir ayda olsa, 2 ayda olsa, 3 ayda olsa o hapis cezası olarak kalmalı. Ama şu andaki infaz sistemimizde zaten 2 yılın altında olan hapis cezaları için insanlar hapis yatmıyorlar. 2 yılın üstünde olursa ancak hapis yatıyorlar. Dolayısıyla bu hapis cezaları da çok caydırıcı değil. Çok uzun yıllar olacak ki insanlar o cezayı yatarak çeksinler. 3-5 kuruş para cezası olunca da onu ya tahsil edebiliyor devlet ya edemiyor. O yüzden de insanlar sınırlarını giderek genişletiyorlar. Ama sağlık hakkının kısıtlanması konusu oldukça zor ve karmaşık bir konu anayasa açısından.
Başka soru var mı acaba? Sanıyorum başka soru yok. Ben hepinizi kutluyorum bu çalışmalarınız için. Ben 12 Eylül sonrası 1984 yılında tıp fakültesine başladım. 90'da da mezun oldum Hacettepe İngilizce Tıp'tan. Tam 12 Eylül sonrası her türlü öğrenci aktivitesi yasaklanmıştı. Bizim zamanımızda böyle güzel kulüpler, işte etkinlikler yoktu. Olsaydı biz sizler kadar yetenekli miydik, yapabilir miydik bilmiyorum bütün bunları. Ama muhteşem işler yapıyorsunuz. Yani şu toplantıyı organize etmiş olmanız bile harika. Gece akşamı bu saatinde yorgun argın gelip dinleyen arkadaşlarıma da ben çok teşekkür ediyorum. Düzenleyen bütün arkadaşlarımı da gönülden kutluyorum. Dediğim gibi benden size hep destek, tam destek. Bir günde malpraktisi konuşalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hocam biz teşekkür ederiz kabul edip Teşekkür ederim. geldiğiniz için.